Kolibari gel bakayım sen dedim. Derdin ne dedim. Kaptan dedi. Geldi gel ne? Derdin ne? Ya dedi. Benim şimdi dedi 13 gol var ya dedi. 15'i tamamlarsam ben ekstra dedi para alacağım dedi. Ne kadar dedim? 50 bin dolar. Tamam 10 bin dolarını alırım dedim. İki tane gol kesin dedim. Ya dedi o zaman dedi ben Ali'ye söyleyeyim. Ali daha ucuz dedi. Yani mükemmel hikaye ya. Hemen sahanın üst tarafında bir tepelik var. Tribün gibi düşün. Oraya 3-4 tane her antrenmanda arabasıyla insanlar gelip antrenman seyrederdi. Onları aşağı indirtirdi arabayla. Onları düzenli sıraladı. Farlarını yaktırdı. Antrenmanı yaptırdı. Antrenmanı yaptırdı ya. Hiç bırakmadı. Hoca ikinci yarılara çoğu zaman kabanla çıkmıştı. İnsanlar görmemiştir ilk yarı takım elbise. Niye? Yırtıyor çünkü. Yırtıyor. Sinirinden, hırsından yırtıyor yani gömleği. Şimdi hoca geldi krampon arıyor, onu atacak. Baktı bir aldı, lastik krampon geri bıraktı, vidalı arıyor. Vidalı arıyor. Sevgili seyirciler, Atakan Kurt ile Futbol Anıları programı kaldığı yerden devam ediyor. Önemli röportajlarımız peşi sıra sürüyor. Timuçin Bayazıt'la birlikteyiz. Gerçekten önemli takımlarda önemli işler yaptı. Savunmanın solunda, orta sahanın solunda müthiş asistlerle Süper Lig'e damga vurduğu seneler oldu. Birçok golcü onun sayesinde çok önemli gollere imza attı. Benim hatırladığım Ersan Martin ve özellikle Cenk İşler. Cenk İşler'de çok asisti vardı. Ve Timuçin Bayazıt'la geçmişe gideceğiz. Anıları ve hikayeleri sizler için derleyeceğiz, sizlere taşıyacağız. Timuçin abi hoş geldin. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Sağ ol abi. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler? Ben çok deyim. Güzel bir şey yapıyorsunuz. Yani bizler tabii biraz zaman oldu futbolu bırakalı. O günlere dönmek güzel oluyor böyle sohbet. Güzel abi. Bir de insanların bilmediği anıları, hikayeleri, onları anlatmak, o soyunma odasında yaşanmış o hatıraları, kimsenin bilmediği hikayeleri dinlemek, onları bilmek, gülmek çok keyifli oluyor. Ya kesinlikle, şimdi insanlar televizyondan veya stat'tan canlı izliyorlar ama sahadaki görüntü, orada ne enstantane varsa, ne göze çarparsa onu görüyorlar ama mutfak kısmı ayrı bir şey. Ayrı bir şey. Arka taraf. Timuçin abi ne zaman ve nerede futbola başladın? Ben Adana Demirspor'da 91 yılında başladım. Daha doğrusu yani 13 yaşından beri amatör bir takımda, mahallemizin takımında. İşte o zamanlar şimdiki gibi U serisi yoktu. Minik takım, yıldız takım, B genç, A genç kategorileri vardı. Bir de amatör takım vardı. Ben bu kategorilerin hepsinde oynadım 18-18,5 yaşına kadar. Çok enteresan bir şekilde de işte ya o yıllarda yani şimdiki gibi değil tabii ortam, ben 91'den bahsediyorum. Ailemizin hali vakti de yerinde değil. Şimdi 18-19 yaşının arasına gelmişsiniz. İki tane profesyonel takım var. Adana Spor ve Adana Demirspor olarak. Şimdi bunlardan bir tanesinde bu hayalinizi gerçekleştiremezseniz artık tabii futbol oynamaya belki ihtiyaç kalmıyor o saatten sonra. Doğru. Amatöre. Bu sefer de bir geçim sıkıntısı derdi. Böyle bir dönemdi. Tabii çalışman lazım. Tabii böyle bir dönemdi. Ailemizin desteğe ihtiyacı var. O zamanlar kurum takımları daha ön plandaydı. İşte köy hizmetleri gibi, polis gücü gibi, gümrük spor gibi mesela Adana'da. Bunlar geçici statütünde işe alım yapıyorlardı. İşte 8-9 ay maaş ödüyorlardı vesaire. Beni de köy hizmetleri istemişti. Vermediler beni. Kulaklar çınlasın, Salih abi vardı genel kaptanımız. Meğerse Demirspor için hazırlıyormuş. Öyle mi? Küstüm ben de ona. Birkaç ay görüşmedim. Ondan sonra zaten o zamanlar cep telefonu yok. Yani 20. yüzyıl. Tabii. 20. yüzyıl. Sonra bir gün karşılaştık tesadüfen. Kızdı bana tabii ki, nerelerdesin falan. Dedim abi böyle böyle ben hani darıldım biraz şey falan. Oğlum ben seni Demirspor'a verdim dedi. Ben hani şaşırdım bir anda böyle. Başımdan aşağı böyle bir şey, heyecan kaynarsılar. Şaka yapıyorsun dedim. Hayır dedi, yarın şu saatte buraya geliyorsun. Kulüp, küçük bir kulüp lokalimiz vardı. Tek katlı bir yer. Beraber gideceğiz. Gittik PAF takıma. Demirspor'un altyapı. Şu anda da daha alt yaş gruplarının olduğu bina duruyor zaten. Heyecandan elim ayağım titriyor böyle. O zaman sorumlumuz Rasin Hoca'ydı, Rasin Gürcan. Şimdi o da emekli oldu tabii. Tabii bir hülyaydı o yani. Orada o şekilde başladık. Adana Demir kaçıncı ligdi o sırada? Süper Lig'deydi. Süper yani şimdiki ismiyle Süper Lig'deydi. O zaman birincilik, ikincilik, üçüncilik vardı. Hoca da Kemal Ömer'e geçti.
Antrenmanlara başladık. Tabii bazı arkadaşlarımız da benim gibi amatör takımlardan yeni gelmiş ama biz minik takımdan beri hep karşılıklı oynadığımız için birbirimizi başka takımda da olsa tanıyoruz. Şimdi Demirspor'da da uzun yıllar altyapısında oynayan, o kategoriden yukarı çıkan arkadaşlarımız 5-6 senedir oynuyor. Pas atmıyorlar. Ha, pas atmıyorlar. Pas atmıyorlar. Şimdi oraya gidiyorsun pas. Şimdi kendini göstermek istiyorsun. Tabii. Abidin hocamız vardı. Onun da kulakları çınlasın. Buradan selamlarımı da ileteyim. Abidin hoca bana yaklaştı, dedi ki oğlum ben görüyorum, sen devam et dedi. Hiç sinirlenme, devam et dedi. Sonra bir ilk hazırlık maçı, o arkadaşlarımızdan bir tanesi geç kaldı toplantıya. Hoca çok, Abidin hoca çok şeydi. Disiplinliydi. Toplantıya geç kalınca hiç beklemedi. Kadroyu açıkladı. Ben biliyorum beni oynatmayacak. Daha sonra oynatacak. Öbür arkadaşımıza şans verecek. Beni direkt oynattı. O maç döndü her şey. Hazırlık maçı müthiş oynadım. Ondan sonra ikinci maç bir işte Karataş'ta bir amatör takım var, Karataş Spor. Oraya da bizim yöneticiler, işte rahmetli Kemal Ömer Agiç, profesyonel takımın teknik direktörü. Hepsi gelmişler. Orada da çok iyi oynayınca bitti iş. PAF ligi başladı. Antep'le oynuyoruz. İşte o daha sonra bıraktı, şarkıcı, ses sanatçısı oldu Mustafa Uğur falan, evet, da oynuyordu. Evet. Santrafor işte bizim yaş grubu. Demirspor profesyonel takım maçı oynanacak ama 2-3 saat önce arkadaki sahada oynanıyor. Gençlik stadı vardı arkada. Orada da hepsi gelip seyretmişler beni. Ertesi haftadan 2 hafta sonra, pardon, haftanın bir günü önce profesyonel takıma çıkmaya başladım antrenmana. Çünkü hoca çarşamba günü as takıma bir amatör takımla hazırlık maçı yapardı. Diğer takıma antrenman yaptırırdı. Perşembede diğer takıma yaptırır, oynayanlara antrenman yaptırır ve tamamlardı altyapıdan. Sühan diye de bir kardeşimiz vardı, Almanya'dan gelen. Hala Almanya'da yaşıyor. Onunla ikimizi çağırırdı. Yani totalde 2 ay falan ben altyapıda kaldım. 2 ay sonra profesyonel sözleşme imzaladım. Rüya gibi. Evet, rüya gibi. Amatör takımdan oraya direkt Süper Lig'de. Hakikaten rüya gibi. Sen 1991'de ilk Süper Lig maçına mı çıktın abi? Evet, Ankara Gücü maçı. 1991'de Süper Lig maçı. Evet. Babamın öldüğü gün. O zaman 88-89 Fener, 89-90 Beşiktaş, 90-91 Beşiktaş'ın şampiyon olduğu sene. 91-92'de Beşiktaş oldu, evet, çünkü. Evet, sanırım 91-92 sezonuydu Beşiktaş'ın şampiyon olduğu sene. Evet. Peki Beşiktaş'ın 10-0 yendiği Adana Demirspor. Yok, o sanırım 89. 88-89 olabilir. Ha, olabilir. Ha, doğru doğru. 88-89. Biz buraya geldiğimizde Beşiktaş maçına o sezon 1-1 kaldık. Zaten böyle... Sen o zaman Metin Ali Feyyaz'la karşı oynadın. Tabii canım, tabii oynadım. Sen o zaman Rıza Çalınma'ya... Tabii oynadım o Rıza Hocam'a karşı. Denizli'de hocalığımı yaptı. Feyyaz Hoca, Zafer Hocam, Kaleci Zafer Hocam falan. Hepsine karşı oynadın sen. Tabii canım, biz stada giriyoruz şimdi. Bundan birkaç sene önce işte Demirspor zaten sanırım o 10-0'lık olaydan sonra küme düşüyor. Daha sonra çıkıyor. Çıktığı sene tekrar ben işte anlattığım hikayede, evet, kadronun içerisine katılıyorum. Maça geldik buraya. Burada oynayacağız. Arka o 3 katlı tribünün oradan giriş vardı eskiden. Evet, evet, evet. Ambulans girişi. Ambulans girişinden girişi vardı. Oradan yürüyerek işte taraftarlar onu biz derdimizi anlatalım. Ya biz değiliz. biz yaşamadık onu falan. Sonra o maç işte 1-1 bitti o maç. O sezon başladım. Yani 2 tane maç oynadım. Birkaç tane maçta altyapı için, yani PAF takım için özel maç olduğu için davet ettiler, hocadan rica ettiler. Bir tane hatırlıyorum, altyapıya tekrar döndüm bir maç. Bütün maçlarda kadrodaydım. İki tane banko maç oynadım. İşte o zaman bizim Sarı Fevzi vardı, Fevzi abi. Hatırlarsınız, Deniz Spor, Gençler Birliği falan. O bir kırmızı kart görmüştü. Hoca da her çarşamba günü Adana'daki Sürmeli Otel'de bir önceki maçın kritiğini yapardı. Maçı izletirdi. İşte pasta, çay, kek falan. Tabii kızardı oyunculara yenildiğimiz zaman, eleştirirdi. Öyle bir toplantıydı. Hiç aklımın ucunda yok benim. Çarşamba günüydü. Otele girdim. Baktım lobide oturuyor. Yahu Piliç dedi bana. Piliç derdi o rahmetli. Gel bakayım sen yanıma dedi. Yalnızdı. Oturdum yanına. Direkt konuya girdi. İyi misin dedi. İyiyim hocam. Siz nasılsınız dedim. İyiyim dedi.
Hafta sonuna hazır ol, oynatacağım seni dedi. Şimdi diyor ama ben artık ondan sonra kelimeler gitti bende. Tabii. 18 yaşındasın değil mi? Daha 18. 18 buçuk yaşında. 19'u bitirmemişim yani. Ondan sonra rüya gibi geçti. Yani o haftanın nasıl geçtiğini bilmiyorum. Tabii. İşte Ankara Gücü'yle Ankara'da deplasman maçıydı. Orada oynadım. Hatta anne baba da gurur duyuyor tabii değil mi? Tabii canım. Babam pazar günü maç oynadık biz. Cumartesi'yi pazara bağlayan gece rahmetli oldu babam. Benim haberim yok. Haberleri olmuş. Aa, söylemediler. Yöneticilerin haberleri olmuş muhtemelen. Ama bana söylemediler. Ben maç oynadım. Adana'ya döndükten sonra gece haberim oldu benim. O maçta da hatta bizim Hayati abi vardı Ankara Gücü'nde. Hayati Soydaş. Ya o zamanlar biraz sert oynuyorlardı tabii, evet. Biz ufak çocuğuz, daha yeni elim ayağım titriyor zaten, evet. Yeni oynuyorum Süper Lig'de. Gözüme de bir dirsek yedim ki şimşekler çaktı sağ olsun Hayati abi, kim olduğunu da bilmiyorum. Bak yani biliyorum Hayati abinin kim olduğunu ama hani sonradan gözüm öyle bir anıyla, iyi tatlı bir anı işte, kötü bir anı sonuçta, böyle bir start yaptık. Ertesi hafta da ben hiç antrenmana çıkmadım bu cenazeden dolayı. Hoca izin vermedi. Ben kulübe geliyordum. Antrenman için geri gönderiyordu. Ertesi hafta içeride Antalya maçı da banka oynattı beni. Vay. Hiç antrenmansız da olsam banka oynattı beni. Ondan sonra tabii Fevzi abi tekrar geldikten sonra ben kulübedeki yerimi aldım. Ondan sonra, bir sene sonra mı sürekli oynamaya başladın? Bir sene sonra biz o sezon küme düştük ne yazık ki. Ertesi sezon şimdiki ismiyle TFF birincilik devam ettik. Orada da full oynadım zaten. Full yani ondan sonra hep full oynadım. Bir 93-94'te işte şampiyon olduk hep beraber. 94-95 sezonunda Samet Hoca geldi. O zaman Samet Hoca çok gençti. Kayseri Spor çalıştırmıştı. Evet. Bilemiyorum, belki Ankara Gücü'nü de çalıştırmıştı, bize geldi. Bir işte 6-7 ay beraber çalıştık. Orada Samet Hoca gitmeden kafadan 4-5 maç oynadım ama ondan sonra tercih etmedi. Aralarda oynadım falan, sonradan oyuna girmeler. Daha sonra takım ne yazık ki kötü duruma düştü. Çünkü o sene çok cezalar yedik biz. 3 maç ceza yedik, içeri cezası. İlk 5 maçta 9 puanımız var, 4. 5.yiz. Ondan sonra bir Antep maçı, hakemle seyircinin ve oyuncuların şeyi, sıkıntısı. 3 maç sahayı kapattılar. 3 maç içeride oynayacağımız. 6 hafta dışarıda oynadık. Yani düşün. Kayseri'de falan oynadık maçlarımızı. Tuturamamıştık. Samet Hoca istifa ettikten sonra tekrar Ömer Agiç geldi. Ama tabii ben de açıkçası yapmamam gereken bir şeyi yapmıştım. Samet Hoca'ya küsmüştüm yani. Oyna, ne yaparsam yapayım oynatmıyor diye. Bırakmıştım çalışmayı. Bir geldi Ömer Agiç tekrar. Bir ay yüzüme bakmadı benim. Niye? Ben dedi seni bıraktığım seviye bu değildi dedi 3 sene önce. Sen nereye gitmişsin? Yıkıl karşımdan dedi bana. Toparlanana kadar oynatmayacağım seni dedi. Vay. Bir ay çok yoğun çalıştım. Utandım da yani hoca öğrenince. Hata yaptığımın farkına vardım. Ondan sonra gidene kadar oynadı. O sezon sonuna kadar oynadık ama biz zaten hani gençler çok oynadık. Takım düşmüştü zaten çok, evet. Ne yazık ki çok erken. 96, bir sene daha oynadım. Ondan sonra da Sakaryaspor işte. Samet Aybaba ile beraber çalıştın. Gençleri de çok sever ki seni, evet. Fazla oynatmamış ilk sefer. Ama sonra kafadan oynattı. Allah var. Yani Samet Hoca sevdiğim bir büyüğümüz. Ama tabii şimdi gençken bazı şeyleri yanlış yargılayabiliyoruz. Sonra biz de hocalık yapıyoruz şimdi. Belki bizim de gençliğimizde yaptığımız agresif şeyler olabilir, yanlış düşünceler olabilir. Onun için kötü düşünmüyorum yani açıkçası. Çok da sevdiğim bir hocamdır, büyüğümdür. Emeği de geçmiştir tabii ki bize. Yılmaz Ural. Yılmaz Hoca. Ya Yılmaz Hoca çok tatlı bir adam. Gerçekten çok tatlı bir adam. Biz Yılmaz Hoca'yla... Rahmetli Tevfik Lav 2000 yılında sezona başladı Denizli Spor'da. 3-4 hafta kötü gittik. Ben de o zaman depremden sonra bedelli askerlik çıkmıştı. İşte Sakarya depremini yaşamıştık. Askere gittim geldim. Hazırlık kamplarında yokum. Geldim. Birkaç hafta takım kötü gitti açıkçası, 3-4 hafta. Ondan sonra bir değişim. Yılmaz Hoca ile başladık.
Yılmaz Hoca ilk antrenmanda bizde kanguru zıplayışı yaptırdı. 2 gün sonra maçımız var. Kanguru zıplayışı. Ya Yılmaz Hoca böyle aletle fitness ve kuvvet çalışmasını sevmeyen bir hocamız. Yani o vücut ağırlığıyla çalışmayı tercih ediyor. Dolayısıyla bunu sıçramalarla yaptırıyor. Yani bir tanesini söyledim, kanguru sıçraması diye. Envai çeşit 7-8 serili sıçramaları var. Tabii maça çıkacağız, her tarafımız ağrıyor. Yılmaz Hoca'ya güzel bir başlangıç yaptık. Güzel bir başlangıç yaptık. Ağır bence, olmasına rağmen kazandınız mı maçı? Tabii kazandık. Bence ben 4 sezon Denizlispor'da oynadım. 2 sezonda takım kaptanlığını yaptım. Ondan sonraki sezonlar, özellikle 2003-2004-2005 Denizlispor tarihinin en büyük başarılarının yaşandığı yıllardı. O takımlara rağmen bence 2000-2001 takımı bence Denizlispor tarihinin en iyi takımıydı. Öyle mi? Gerçekten çok kalite takımımız vardı bizim. Ahmet Hasanlar, Tolunay abiler, El Sakalar, ondan sonra çok kalite oyuncularımız vardı. Ahmet Hasan, çok iyi futbolcu. Ahmet Hasan çok iyi oyuncuydu. Kolibali sonra aramıza katıldı. Biraz cimriydi ama. Ahmet Hasan mı? Tabii hocam. Ya onlar da hep vardı o zaman. Hep vardı onlar da ya. Onlar hep üçü beraber gezerdi. Bir de Yusuf'umuz vardı. Stoper Yusuf'umuz vardı. Evet. Ama tabii o zaman hoca şeyi tercih etti. 18 yaşındaydı bizim İbrahim Çelik. Genç kardeşimizdi. Onu tercih etti. İlk Trabzonspor maçı Lange ile oynadı. O zaman işte Giray Hoca Trabzonspor'un hocasıydı. İşte çok tartışılmıştı ya meşhur Lange falan. O güzel bir kadro yapmıştı Trabzonspor. Ondan sonra hep şey oynadı. İbrahim oynadı. Çapraz Bağlar sakatlanana kadar. Hocayla arada hiç sebebini bilmediğimiz şeyler oldu. Olmadı değil insanların bilmediği. Mesela biz Siirt Jetba, ben bir sene önce depremden sonra Siirt Jetba'ya kiralık gittim. Zaten gelenlerin hepsi Süper Lig oyuncularıydı. Biz çıkarttık takımı 1. Lig'e. Ertesi sene ben Denizlispor'a transfer oldum. Onlar devam etti. Oraya maça gittik. Şimdi bizim takımımız sağda Ali Tandoğan, solda ben. Tolunay abi var. Dediğim gibi Ahmet Hasan daha katılmamıştı. Çok Veysel'i var, Coşkun'u var. Ondan sonra çok kalite bir kadromuz var. El Sakalsı var. Evet. Çok kalite. Muzaffer var. Blazer. Maçın böyle maç başladı. Biz baskılı başladık. Tabii o zaman 3-5-2 oynuyoruz. Biz hep öndeyiz. Ali sağda, ben solda. Öndeyiz. Yani bizi ikişer oyuncuyla mark etmeye çalışıyorlar. Bir de bir sene önce ben o takımda şampiyonluk yaşadım. Beni çok iyi tanıyor. Hepsi arkadaşım. Evet. Hem futbol kalitemi, yapımı da çok iyi biliyorlar. Yani 20-25 dakikaya kadar bir abartma olmasın. 15-20 tane ikimiz de ceza sahası içine top geçtik. Ama ceza sahası çok kalabalık. Baskılı bir oyun var. Yani çıkamıyorlar zaten. Ali o arada sağdan bir dribling yaptı. O orta keseceği yerde yapmadı ortayı. Topu süreyim ceza sahasına gireyim. Biraz gözde açıklık gibi atayım kendimi dedi. Ama rakip oyuncu hiç yerinde durunca Ali de çok böyle şey maçı pozisyona düştü. Hakem işte aldatmaya yönelik çaldı falan. Hoca herhalde sinirlendi. 25. dakikada tabela kalktı. Ali Tandoğan dışarı. Oo. Şimdi herkes böyle birbirine bakıyor. Ya ne oldu? Soğuk duş. Soğuk duş sahanın içinde 25. dakika bir de. Tabii. Ki baskıdayız yani. İki taraftan iyi de oynuyorsunuz. Evet, iki taraftan da getiriyoruz topları. Neyse bunun şeyi oluyor tabii sahanın içinde. Dediğim gibi işte Siirt Jetba'lı arkadaşlar hepsi benim geçen seneki arkadaşlarım. Bunlar işte Günal var, Ceyhun var, Alp var. Ondan sonra bir sürü Erkan var mıydı? Erkan da vardı herhalde. Çok oyuncu var yani. Beraber oynadık, şampiyon yaptık. Onlarla konuşuyor. Onlar diyor oh diyorlar bilmem ne. Hatta Ceyhun dedi ki sen de çıkarsa hoca fena olmaz falan dedi. Ceyhun Eriş. O dakikadan sonra işte bir iki dakika sonra bizim Yusuf oynuyordu. Yusuf bir hata yaptı. Hata çıkar topu oyuna sokarken. Ceyhun aldı, sürdü, vurdu, çataldan döndü falan. Biz de Günal'la konuşuyoruz. Allah'tan dedim gol olmadı bilmem ne falan. Kapanırdınız, 9 kişi daha içeride oynardınız falan diye. Böyle gülüşüyoruz falan. O arada tabela kalktı. Ben dedim ki Hakan Çimen geldi kenara. Ben dedim ki herhalde Yusuf'u çıkartacak dedim. Günal dedi ki oğlum seni çıkartmasın sakın dedi. Saçmalama. Keşke seni çıkartsa dedi.
Tabela kalktı benim numara. Seni niye çıkarıyor? Bilmiyorum. Benim numara. Herkes şok oldu. Ali'den sonra 5 dakika sonra. Tabi onlar seviniyor ama ben de agresif bir şey yapmayayım, hocaya saygısızlık yapmayayım diye yanımda yürüyorlar, tutuyorlar işte Ceyhunlar, Günallar falan, bir de biliyorum seviniyorlar ya şimdi en etkili iki tane oyuncu 30. dakika ikisi de çıkmış. Soyunma odasına gittim ben, şimdi vidalı var ayağımızda takır tukur, Ali soyunma odasına girdim, Ali böyle duruyor. Beni bir gördü, abi ne oldu, kırmızı kart mı gördüm dedi. Sus dedim seni dedim, kapağını kopartırım şimdi, sinirliyim ben. Neyse ben duşa girdim, çıktım oradan, işte maç bitti. Ne oldu maç? Berabere kaldık. 1-1'di yanılmıyorsam. Berabere kaldık. Maç bitti. Zaten Kolibali'yi oradan aldık. Maçtan sonra bizle döndü Denizli'ye. Maçtan sonra bizle döndü. Transfer ettik. Şimdi Yılmaz Hoca şeyde falan bana bakıyor. Beni kesiyor. Havaalanında falan. Ne tepki vereceksin? Ne tepki vereceğim? Ben hiçbir tepki vermiyorum yani. Yöneticilerin arada gelenler oluyor. Ben de niyetle geldiklerini biliyorum. Olayı soracaklar falan. Ama bildiğim bir şey yok ki. Yılmaz Hoca oradan bakıyor, ne diyecek acaba falan diye. Ben tabii onlardan uzaklaşıyorum. Hoca da rahatsız olmasın. Hani zaten öyle bir şey yok. Ha kızdın mı? Tabii ki kızdım. Sebep yok. Hiçbir zaman da gidip sormadım. Sormadın mı? Hiçbir hocama sormadım. Beni çok az oynatmayan oldu. Ha, Yılmaz Hoca da söylemedi mi neden çıkardı? Hayır söylemedi. Ben de sormadım. Ben hiç öyle bir huyum yoktu. Oğlum, ben merak ettim. Soracağım ya. O hatırlıyor mudur Yılmaz Hoca acaba? Hatırlayabilir. Yani onun hafızada milyarca anekdot olduğu için belki hatırlar ama hatırlar Ali ile ikimizi. Bu süreçten sonra bir gerginlik başladı. Ama işimizi yapıyoruz tabii. Ben pek yüz vermiyorum. Sadece profesyonelim, işimi yapıyorum. Devre arası geçti falan. Yani çok sıcak değiliz. Ama pardon, o maçtan sonrasını anlatayım. O maçtan sonra içeride Trabzonspor'la oynuyoruz. Ondan sonra iki tane can alıcı maçımız var İstanbul'da, Beşiktaş ve Galatasaray'la. İki tane üst üste maçımız var. Buraya deplasmana geleceğiz. Öyle bitecek devre. Ondan sonra Trabzon maçında kampa girdik biz. Pamukkale'de bir otelde, tabii tesisimiz falan yok. Maçtan bir gün önce yönetici aradı beni. Dedi ki odana gelebilir miyim? Maçtan bir gün önce yani. Tabii abi ne demek dedim yani. Buyurun gelin. Ben anladım neden geldiğini. Seni oynatmayacak. Yok, oynatmama değil yani. O bir şeyler arayacak Yılmaz Hoca hakkında. Ha. Bir şeyler söylememi isteyecek. Ali'ye dedim ki... Hocayı Ali, kovacaklar, bahane arıyorlar. Tabii bahane arıyorlar bence. Tabii. Ben öyle anladım. Evet. Ki direkt de yani konuşmasından. Ali'ye dedim sen sus. Senin o daha küçüktü Ali. Sen dedim sus konuşma. Geldi sohbet muhabbet. O maç hiçbir şey bilmiyoruz dedim biz. Olabilir hoca. Öyle tercih etmiştir. Sistemi değiştirmiştir. Başka bir şey görmüştür. Normaldir. Bir sıkıntı yok. Sıkıntımız yok. Hocamızı seviyoruz. Bir sıkıntımız yok dedik. Dedim. Ali'ye sordu. Ali de yok dedi. Timuçin abi ne diyorsa o dedi. Yok öyle bir şey yok abi dedi. Siz nereden çıkardınız falan dedi. Gitti bu. Ertesi günü oynadım. Kolibali'ye iki tane boş kaleye gol attırdım. 2-0 yendik Trabzon'u. Ama bende zaten kötü niyet yok. Evet. Ama hocanın hala şey tavrı devam ediyor. Nedenini hiç bilmiyorum. Hiçbir zaman da sormadım. Bak komşum. Peyderpey kahve de içeriz. Hiçbir zaman sormadım. Ben sormadım. Yok sormadım. Ertesi hafta Beşiktaş maçına geldik biz buraya. O zaman İstanbulspor şeyde çalışıyordu. Ataköy'deki tesislerinde hatırlarsan. Evet. Orada taktik idmanı yapıyor maçtan iki gün önce. Taktik idmanı yapıyor. Yani genelde yapmaz. Yaptı o gün. İlk defa 11'e koyacağı oyuncuları bir takım yaptı. Ali ile ikimizi gene öbür takıma attı. Peki 4-4-2'ye mi döndü? Yok 3-5-2 gene. 3-5-2. Yani. Ama gene. Sağ bek ve sol, ya sağ ön ve sol önde farklı, evet, oyuncular. Evet farklı oyuncular. Öyle olunca bozulduk tabii Ali ile ikimiz. Yani bir hafta önce başımıza yani şey, öbür maçta tamam bir şey oldu. Tepki de göstermedik. Trabzon maçı kazandık, iyi de oynadık. Neden acaba diye. Bozulduk tabii. Bozulunca ben Ali'ye dedim ki oyna. Taktik maçı falan değil. Oyna o zaman. Maçta. Şimdi az takım ceza sahasından çıkamıyor. Bu oyun durdurdu. Hoca oyunu durdurdu. Meğerse daha sonra öğreniyorum. Bizim Dinçer Karakaya var. Masörümüz. Herhalde Sivas'ta şu anda. Kulaklar için nasıl, çok sevdiğim bir kardeşimiz. Ona gelmiş demiş ki ya yok ya. Biz düzeni bozmaya hiç gerek yok ya falan demiş.
Ondan sonra... Ya kesmek istiyor ama kesemiyor. 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 Biz geldik Beşiktaş'la 2-2. Yanılmıyorsam 2-2'ydi ya da 1-1 olabilir ya. Tam hatırlayamıyorum. Ertesi hafta Galatasaray maçı yine kesmek istiyor. Kesemiyor. Galatasaray'da o Hacili Popescu'lu Galatasaray'dan bahsediyorum. Full oynadılar. Ali Sami'nde 1-0 yendik. Devreyi öyle kapattık. Hoca şeyde Antalya'da kampta gene yüzüme bakmıyor benim. Allah Allah. Ya ben de inat ettim, sormuyorum. Ben işime bakıyorum. Hocanın sadece. Bence ön yargıları var. Muhtemelen o Denizli'ye gelmeden önce bakmıştır, demiştir ki ya ben Timuçin'i oynatmam, Ali'yi oynatmam falan demiştir. Siz de o yüzden ön yargılı ya. Kesmek istiyor, kesemiyor ama iyi de oynuyorsunuz. Ama sonra ne oldu? İşte ikinci yarıya başladık. Biz Ali Sarıkaç cezalısı, bir Antalya Spor maçıydı, içeride oynuyoruz. Ali Sarıkaç cezalısı, Ali yok maçta. Ben de tam 44. dakika Coşkun'a bir faul yapıldı. Daha doğrusu ayağının ucuyla bana pas attı. O arada faul yaptılar. Faulü çaldı hakem ama ben topa giderken bizim Şenol ve Kamil vardı sağ bek. İkisi birlikte kayarak geldiler baldırıma diziyle. Asıl diyorum ben sakatım, o değil yani. Coşkun'da bir şey yok, ben sakatım falan. İki dakika sonra anladılar. Benim ayağım gözümün önünde baldır şişti. Yani kanama var ağır. Ayağımın üstüne bastı. Devreye iki dakika var. Devreyi tamamlayamadım. Düşün. Çıktım mecburen oyundan. Ertesi hafta da Bursa'ya gideceğiz. Şimdi Tolna abi cezalı. O bu cezalı. 4-5 tane oyuncu cezalı. Ben sakatım. Antrenmanlara çıkamıyorum. Ama bu maçın ertesi günü o 1-1 kaldık yanılmıyorsam Antalya'yla. Maçtan sonra yani izinden sonra pazartesi veya salı neyse ilk antrenmanda hoca genellikle soyunma odasını 3-5 dakika eleştiri yapacaksa yapar. Gırgır şamata yapacaksa yapar. İşte veya programı açıklar. O gün ne yapacağız gibi şeyler konuşurdu. Çok sinirli girdi. Ondan sonra dedi ki bir şey söyleyeceğim hepinizin önünde dedi. Ben dedi Ali şey Timuçin kardeşiniz de dedi Ali kardeşinizden dedi özür diliyorum dedi. Yani özür dileme ona benzer. Ben dedi yanlış düşünmüşüm. Bunlar olmadan karşı kaleye gidemez misiniz siz dedi. Vay. O günden sonra durum değişti. Değişti. Sürekli oynattı. Değişti. Ya zaten oynuyordum ben. Zaten oynuyor ama kesmek için olsa kesmek için. Öyle şey de kalmadı. Gördü beni zaten. Benim hiçbir art niyetim falan yok. Haksızlık yapmış olabilir bana ama ben hani onu hiç şeye çevirmedim. Sonra bir iki gün sonra ben çıkamıyorum tabii. Yani ayağım davul gibi devamlı tedavi. Geldi yanıma takım antrenmanda. Statta yapıyorduk antrenmanları o zaman. Soyunma odasına. Geldi yanımda. Ben de tedavi oluyordum. Dedi ki oğlum nasıl dedi ayağın dedi. Şimdi 5 tane oyuncu yok. Bir de ben oynamazsam 6 sakat. Bursa'ya deplasmana gideceğiz. Bursa iyi takım. Evet. Dedim ki hocam sen git takımın başında idmanla devam et. Gelme buraya ben oynayacağım hafta sonra. Rahat ol dedim sen. Baktı baktı şöyle yüzüme. Gözleri nemlendi. Çekti gitti. Ha duygulandı. Duygulandı. Sonra Bursa maçında ben 2 tane ağır kesiciyle oynadım. Devre arası da yedim. Çünkü durmuyor ayağım. Bu kan dizimin yanına indi. O sinirlerin gittiği yere. Acayip derecede böyle depar attığım durduğum zaman sanki beynime bıçaklar. Kulübenin önünde bir taç atışı oldu. Şimdi ben tacı rakibe elimle attım. Resmen kimsenin hatası yok. Şimdi beni koruyacak ya. Veysel Coşkun dedi bir fırladı böyle taç çizgisine. Ne yapıyorsunuz dedi adam kim atsın da. Halbuki ondan suçuyor ki ben rakibe attım topu. O olay bir dönüş şeyi oldu. Yani hocayla çok yaşadığımız sorun da denmez de. İşte bir süreç böyle bir kırgınlık falan. Belki benim de hatam oldu. Konuşmadım konuşsam. Sebebini açıklayacak belki de. Olabilir. Ama asla aykırı bir şey yapmadım. Çok da severim. Hala da çok samimi görüşürüz. Aynı sitede oturuyoruz zaten. Komşuyuz. Çok da değerli bir insandır benim için. Bence de çalıştığım hocalarımız içerisinde en değerli hocalardan bir tanesidir. Tolunay Kafkas'la problem yaşamadı mı hiç Yılmaz Hoca? Tolunay abiyle Serttir çünkü. Gözümüzün önünde hiçbir problem yaşamadı Tolunay abiyle. Fakat ligin sonlarına doğru sanki biraz serinlik oldu gibi ama bize hissettirmemeye çalıştılar. Çünkü onlar da
geçmişten gelen bir arkadaşın dostlukları da vardı. Anladım. Bence doğrusunu yaptı. Biz tanık olmadık hiçbir şeye. Yılmaz Hoca tabii küfürlü konuşuyor tabii. Yılmaz Hoca argo konuşur canım. Hele biz sahadayken kulübede arkadaşlar falan bahsediyorlar. Bahsetmeyeyim yani. Ama Yılmaz Hoca'yı tanıyana kadar bazı şeyleri antipatik gelebilir çalışırken. Tanıyana kadar. Ama tanıdıktan sonra o kalbinde kötülük olmadığını görür. Yani bir sürü şeyi vardır, görüntüsü vardır. İşte Ankara Gücü'nü çalıştırırken tokat atmalar, bilmem tabii, neler. Tabii. Şimdi Cemal Aydın'a onu, diyor ya, başkanızın ağzına verin diyor falan. Onun serzenişini duyunca, şimdi hoca da olduktan sonra anlıyorsun. Adam küme düşmeme maçı oynuyor. Sen kırmızı kart görüyorsun sorumsuz olarak. Adam kendini kaybedebilir yani. Tabii. Bizim burada şey maçında ağzının üstüne düştüğü pozisyon oldu Beşiktaş maçında. Tabii. İnönü'nde hatırlarsın belki sen. Hatırlıyorum. Heyecanla falan. Yani çok renkli bir insan. Bence iyi de bir hoca. Çok takım çalıştırdı ama uzun vadeli isterdim yani uzun vadeli onu da çalıştırmasını. Umarım bundan sonra en azından yani benim dileğim tecrübeli hocalarımızın antrenörlük departmanlarında çalışmaları bence... Antrenör yetiştirsinler. Antrenör yetiştirmeleri çok değerli. O zaman da uzun toplantı yapar mıydı Yılmaz Hoca? Yok, çok aşırı yapmazdı. Yılmaz Hoca... evet, bir ara bir Gençler Birliği mevzusu oldu, uzun toplantı. Ama şimdi onun kadar yarım saat 40 dakika toplantıyı diğer hocalar da yapardı. Ha, yapardı. Yapardı tabii. Yani ben hocanın bize hiç 1 saat 2 saat toplantı yaptığını... Denizli'deyken hatırlamıyorum ama başka zaman başka takıma yaptığımı yapmadığımı o konuda hiçbir şey söyleyemem. Bize sorardı. Çocuklar bu maçta sizce ne oynayalım? Hangi bölge oynayalım? Neden? Takıma sorardı yani birkaç kişiye değil. Kolibali ile ilgili hatırladığım bir anı var mı? Kolibali. Çok komik adam yani. Acayip komik adam. Kolibali bir gün Kolibali ilk Adana Demirspor'a geldi. Samet Hoca aldı onları. Dibo, Kolibali bir de Torino'dan Doğah diye bir oyuncumuz vardı. O Dibo da çok iyi oyuncuydu. Senegalliydi. Kolibali daha genç. Hani biz aşağı yukarı aynı yaş grubuyuz. O zamanki Demirspor tesislerinin, yani tesisimiz yoktu zaten. Sular dediğimiz bölgede bir apartman vardı. Apartmanın 3 katı, 2 bodrum katı bize aitti. Arkada da toprak bir saha vardı. O zaman tesis yok. Saha sıkıntısı var Adana'da. Göçebe gibi her gün işte ne bileyim bir fabrikanın sahasına gidiyorduk. Genellikle Samet Hoca da orada yaptırıyordu. Kulübün arkasındaki toprak sahada. Şimdi halı saha. Bahsettiğim altyapı ufak yaş grupları çalışıyor. Orada röveşata yapardı biliyor musun? Toprakta. O toprakta. İnanılmaz bir oyuncuydu dedik bu kedi gibi. Yani şimdi topu alırdı mesela. Sırtı dönük şeye. Sahaya. Taç çizgisinde mesela. Adam rakip sıkıştırmış. Tribüne bakıyor Kolibali çizgide. Sıçrardı topun üstünden. Bir fake atardı devam. Kalırdı yani oyuncu öyle. Bu kadar çabuk. Bu kadar hani enteresan bir oyun. Çok çabuktu. Ve marke etmek çok zordu. Daha sonraki yıllarda işte Denizli'ye geldi. Bir gün şimdi bu şey yapmış. Sözleşme yapmış. İşte şu kadar gol atarsam bu kadar ekstra para alırım diye herhalde. 13 tane golü var. Tamam. Son maçı oynuyoruz. Kimle? Beşiktaş'la. Gol atması lazım. Nevio Scala'nın zamanı. Miroslav Karhanlar evet, falan. Evet. O sezondan bahsediyorum. Şimdi ben en arkada oturuyorum. Maça gidiyoruz ya. Ali Tandoğan da iki sıra önümde. Şimdi gitti Ali Tandoğan'ın yanına fıs fıs konuşuyor, tamam mı? Sen anladın ama. Ben anladım. Ali'ye diyor ki, Ali bana iki tane gol attır diyor. Sana prim vereyim diyor. Ali de dedi ki, yanlış hatırlıyorsam belki de. İşte şu kadar. 5000 dolar dedi. Oo dedi kardeşim ne yaptın falan dedi. Ben dedi vermem. Vermezsen ben de sana attırmam dedi Ali. Ben şimdi bunu biraz şey yapacağım ya. Kolibali gel bakayım sen dedim. Derdin ne dedim. Kaptan dedi. Geldi gel ne? Derdin ne? Ya dedi. Benim şimdi dedi 13 gol var ya dedi. 15'i tamamlarsam ben ekstra dedi para alacağım dedi. Ne kadar dedim? 50.000 dolar. Tamam 10.000 dolarını alırım dedim. 2 tane gol kesin dedim. Ya dedi o zaman dedi ben Ali'ye söyleyeyim. Ali daha ucuz dedi. Ya mükemmel hikaye ya. Ali'ye ben göz attım. Ali dedi ki Timuçin abi demedi sürece ben attırmam sana gol o zaman dedi. Ya kaptan gidene kadar veririm kucağımda. İki tane gol attırdım ona. Attırdın attırdım mı? Attırdım. İki tane gol attırdım. 15 yaptı. Ertesi gün kayıp. Parayı alamadın. Alamadım.
Ya zaten alacağımdan değil. Ya mükemmel ya. Kayıp almış parasını. Ha, almış. Almış hemen gitmiş. Ha, almış uzamış ulan Kolibali'ye bak ya. Ya sen bu kendi memleketinde şey yaptırmış. Şato gibi bir yer yaptırmış. Hepsini Denizli'den aldı. Kumunu, tuğlasını bilmem neyi gönderdi direkt. Çünkü bizim yöneticilerimiz hani ihracat yapan, ithalat yapan yöneticiler. Ya. Tabii canım. Ya, hepsini oradan aldı. Ne kadar tehlikeli. Ama bak yıllar sonra da ne yaptı? Bizim o Mali'de iç karışıklıkta sıkıntı yaşayan bazı Türk vatandaşlarımızı almış evine, hatta o çıkarttırmış. O çıkarttı tabii. Tabii. O, çünkü Türkiye'yi çok sever, halen de burada. O bir de Tayyip Erdoğan Ali'ye teşekkür etmiş ona. Tabii ama adam buradan ekmek yedi ama en zor zamanda senin vatandaşına yardım etmiş. Burada yaşıyor zaten. Aynen öyle. Biliyorum. Hepsi burada yaşıyor biliyorsun. Bilmez miyim ya? İnanılmaz. Yani çok iyi bir golcüydü ya. Yani zaten Antep, Ankara Gücü, buralarda yaptıkları belli zaten adam. Ziya Doğan. Çizgilere basmadan yürürüz. Ziya Hocam meydan Larus gibi ya. Ben Malatyaspor'da bir sene oynadım. Yani meydan Larus'un herhalde 7 cildini, 5 cildini falan yaparız yani. Genellikle de bunların konusu Ziya Hocam'dır. Çok tatlı bir hocaydı. Çok tatlı. Sertti ama. Çok sertti. Antrenman ve iş koliktir Ziya Hocam. Yani her saniyesi şeyle geçer. İşle geçer. Bir Beşiktaş maçına geldik mesela burada. Güneş Otel'de kalıyoruz. Yine İstanbulspor'un eski tesislerinde. Orada antrenman ama yağmurlu bir hava. Zaten pek bakım da yapılmamış. Çamur her taraf falan. Her tarafı çar çamur. Yağmur da yağıyor böyle. Hoca da Ataköy'de oturuyor o zamanlar. Şimdi bindik. O da tabii hocayım diye kenarda konu mankeni gibi durmuyor. Hep aramızda. Hep aramızda. Her tarafı çar çamur. Neyse. Otobüse bindik. Köşede ışıklarda dedi ki bizim şoföre indir beni. Her tarafı çar çamur, tamam mı? Sicim gibi yağmur ya. Hocam nereye? Eve gidiyorum dedi. Ya hocam otele gel bir duşunu al, yemeğini ye, üstünü değiştir. Ya ne olacak, bir şey olmaz dedi. Gitti eve o halde. Biz otele geçtik. Yemeğimizi yedik. Lobide oturuyoruz. Biz zannediyoruz ki hoca artık evde üstünü değiştirir gelir. Aynı şekilde geri geldi. Çamurlu şekilde geri geldi. Adamın şöyle... bütün dünyası futbol. Başka hiçbir şey önemsemiyor. Bütün dünyası. Her saniye. Biz defalarca tabii bizleri çok sever. Biz de onları hocayı çok severiz yani. Çalıştığımız dönemde. Defalarca da söyledik hocam sakin, biraz sakin davran. Sağlığına zarar gelir. Yani her şeyde stres yapıyorsun, bağırıyorsun, çağırıyorsun. 5 dakika sonra üzülüyorsun. O kadar çok anımız var ki bir gün ben bazılarını anlatıyorum tabii. Bir gün çok büyük bir fırtına, yağmur birdenbire çıktı. Antrenman tesislerine girdik. Ordu Pınar başında. O antrenman tesislerimiz de bizim antrenman, bir tane antrenman sahamız var. Fakat tamamen nizami bir saha. Büyük yani. Stat gibi yani. Nizami bir saha. Etrafında ışıklandırmalar var ama böyle şimdiki gibi sistemler falan yoktu o zaman. Kötü. Yani. Daha kötü. O gün de istasyon dediğimiz kuvvet çalışması falan yaptıracak. Oyuncuların pek sevmediği, nabızların çok çıktığı çalışmalar bunlar. Dolayısıyla bizim de sevmediğimiz çalışmalardı. Birden bir fırtına, teller birbirine yapıştı. Kıvılcımlar havalarda uçuştu. Elektrikler gitti, zifiri karanlık. Oh dedik, içimizden gülüyoruz var ya, ne yaptırabilir ki şimdi? Geri gideceğiz tesise falan. Ne yaptı biliyor musun? Hemen sahanın üst tarafında bir tepelik var. Tribün gibi düşün. Oraya 3-4 tane her antrenmanda arabasıyla insanlar gelip antrenman seyrederdi. Onları aşağı indirtirdi arabayla. Kapıyı açtırtırdı, o büyük itfaiye, büyük kapı var işte, ambulans itfaiye girsin diye öyle bir durumda falan. Onları düzenli sıraladı. Farlarını yaktırdı. Antrenmanı yaptırdı. Antrenmanı yaptırdı ya. Hiç bırakmadı. Ama hiç biz bırakmadı. Nasıl homurdan yapacak hiçbir şeyimiz yok. Tabii. 4 tane arabayı sahaya soktu. Farlarını yaktırdı. Düzeneyi de karşıya ayarladı, istasyonları. İkişerli. Tabii 8 tane far uzunları yaktın. Uzunları yaktın. Şeyden tabii. Daha iyi aydınlatır. Tabii. Ama şimdi bizim
elektrikler gittikten sonraki girdiğimiz psikolojiyle 3 dakika sonraki psikoloji değişimi falan bizi düşünüyor. Abandone etti bizi. Sonra baktık kaçış yok. İlk bir turda böyle biraz nazlandık, mırın kırın yaptık. Sonra kaçış yok. Dedik ki bunu yapacağız artık. Yapacak bir şey yok. Doğru düzgün yapalım bari. Hoca o konuda çok şeydi. Ya soyunma odasında işte bazen agresifti. Çoğunda da haklıydı tabii ki yani. Gömleğini falan yani hocanın mı? Yani hocayla çalışırken devre arasında içeri mağlup girmemekte fayda var. Öyle mi? Hoca insanlar tabii televizyonda falan bazen dikkat etmiyorlar ama hoca bazen kendinden geçerdi. Soyunma odasında da mesela o fayansların ortasına basardı hoca. O çizgilere basmazdı. Elleri cepte ilk 5 dakika hiç konuşmazdı. Ölüm sessizliği. Elleri cepte giderdi, asker gibi bir dönüş yapardı. 5 dakika böyle düşünerek. Ondan sonra alırdı tahtayı eline, kime bağıracaksa, çağıracaksa. İşte birine çok kızıyorsa o arada gömlek memlek yırtılırdı sinirden, kızacaksa. Hoca ikinci yarılara çoğu zaman kabanla çıkmıştır. İnsanlar görmemiştir ilk yarı takım elbise. Niye? Yırtıyor çünkü. Yırtıyor. Sinirinden, hırsından yırtıyor yani gömleği. Duro'ya bir gün öyle yaptı. Duro da yani hak etmişti yani. Duro hoca yapmadı da Duro hocaya saygısızlık yapınca hoca delirdi artık. Hocayı tutamadık. Duro aldığı her topu rakibe veriyor. Kimseye pas vermiyor. İçeride yanlış olmasın da ya Beşiktaş kupa maçı ya da Trabzonspor lig maçı ya tam tersi olabilir. Duro alıyor topa. Kimseye vermiyor. Belki hoca yakıcıklığından, belki başka. Kimseye vermiyor, veriyor rakibe. Çalım atıyor, üç kişinin arasına veriyor rakibe. Hoca, yani devreye kadar zor dayandı aslında. Yani şimdi biz hoca olduktan sonra öyle bir oyuncu 20 dakikada alman gerekiyor yani. Takımın bütün şirazesi de aldı. Mağlubuz'da devreye girdik. Yine aynı şeyler. Hoca tahtı da işte ikinci yarı oynayacak takımı yazdı. Döndü, Duru da benim yanımda soyunuyor. Karşıda da Mert'le bizim Tolga Seyhan. Duro dedi ki, Duro'ya dedi ki, Duro tamam dedi. Anamadım dedi Duro. Duro tamam dedi, o arada hoca tahtaya isimleri yazıyor işte. Ne tamam be hoca dedi, tamam mı? Hocaya. Duro tamam dedim dedi sana dedi, sen dinleniyorsun dedi. Şimdi kalktı bu sinirle. Önlerde böyle pet şişeler var ya, su şişelerine. Bir vurdu şişeye, karşıda Tolga Seyhan'la Mert ayrılmasa kafalarına geldi. Çok böyle şeyde. Şimdi hoca delirdi. Hocayı nasıl tutuyor? Bu kaçtı ama banyoya bu arada. Ha, Duro kaçtı. Kaçtı. Vurdu kaçtı. Hoca delirdi. Şimdi hoca geldi. Krampon arıyor. Onu atacak. Baktı bir aldı. Lastik krampon geri bıraktı. Vidalı arıyor. Vidalı arıyor. Tabii tuttuk hocayı. Dışarı çıkarttık. Sakinleştirdik bilmem ne falan. Kazış bıraktı sonra tabii. Kazış bıraktı. Hak etmiş. Hak etti ama adam oyuncu değişikliği yapıyor sonuçta yani. Tabii. Zaten sahadaki performans o gün kötüydü. Bak Duro çok iyi oyuncuydu. Bize çok faydalı. Ama o günlerde neyse bir sıkıntısı. Muhtemelen pilim bilim bir şey bilmem ne bir şeye takılmıştır. Biraz yani Anadolu takımlar her dönem oluyor. Bazen paralar gecikiyor. Olabilir yani bunlar. Yöneticiler orada da oldu. Yöneticiler gelip söyler. Müsaade ediliyorsun. Yani ne olacak, beraber iş yapıyorsun. Yani. Tabii. Ama yabancılar bu konuya çok bizim gibi bakmıyorlar tabii ki. Yani. Yattıalı'yla karşılıklı oynadım hocam. Yattara'ya oynadım. Zaten oynamak istemeyeceğim oyuncuların en başında geliyordu yani Yattara. Bir de Fenerbahçe'de Lazetic vardı. Şimdi Yattara sağ tarafta oynuyor ama topu almak için orta sahaya kadar geliyor. Dolayısıyla ben solo oynadığım için bir müdahale alanına giriyor. Tamam. Şimdi ben ilk önce fark etmedim. Daha sonra bir fark ettim ki şimdi Yattara ve top gelince herkes uzaklaşıyor Yattara'dan. Ya defansa doğru gidiyor. Bana kalıyor iş. Bir oldu, iki oldu, üç oldu. Artık dedi Mustafa Keçeli çık üstüne. Öyle şey olmaz artık. Çünkü neresine gidersen git, seni geçmek istediği zaman geçiyor adam. Geçiyor. Öyle bir yetenek yani. Çok olağanüstü bir yetenekti. Hatta hala bazen halı sahalarda, turnuvalarda oynuyoruz. Yani tamam hepimizin vücudunda değişik yerine sakatlıklar, Yattara'nın da var ama o kaliteyi görüyorsun zaten. Yani çok olağanüstü bir oyuncuydu. Onunla oynamak kolay değil. Yani seni rencide eder. Sahanın içine rencide olursun yani.
Sen sol önde oynuyordun. Mesela Gökhan Gönül'e karşı da oynadın değil mi? Böyle önemli oyunculara karşı da oynadın. Gökhanlar benim son zamanlarıma denk düştüler. Onların çıkış zamanları işte. Caner biraz daha erken sanırım Gökhan'dan. Sen mesela Gökhan'a karşı da oynadın. Recep Çetin'e karşı da oynadın. Recep abi oynadım ya. Recep abi oynadım. Oynadım sanırım. Sen Rıdvan Dimen'e karşı da oynadın. Rıdvan hocaları tam hatırlamıyorum. Ya çok şeydik ya, gençtik zaten. Rıdvan hocaya karşı oynadık. Rıdvan abi yani inanılmazdı ya Rıdvan tabii. abi. Yani o dönem bak şimdi şöyle. Futbol tabii ki dönem dönem değişiyor. Tabii. Ya o dönemin dinamiklerine göre oyuncuları değerlendirmek lazım. Alıp da 30 sene önceki oyuncu şimdi olsa farazi tabii. bir şey olur. O dönemin en büyük yıldızları bu insanlar. Tabii. Ve o zamanlar futbol öne doğru, gole doğru daha çok oynanıyordu. Evet. Defans daha arka planda kalıyordu. Yani seyirci de zaten onu istiyordu. Şimdi yıllar geçtikçe bir 8-10 senede bir o sistemler de değişiyor. Bilimle beraber oyuncunun fiziksel kapasitesi de değişiyor. Taktiğe çok yön veriliyor. Eskiden taktik falan yok. Oyuncuların bireysel özellikleri vardı. Tabii. Bu bence bütün dünyada öyleydi. Tabii. Sadece bizde değildi. Hani o açıdan baktığın zaman o dönemki oyuncular ama o kaliteki oyuncular şimdi yok. Yok. Şey Hacı. Hacı inanılmaz bir oyuncuydu ya. Hacı ile birkaç defa tabii karşı fotoğrafında oynadık. Var Hacı ile. Evet. Oynadık. Birkaçtan fazla oynadık da öğretmendi biliyor musun sahanın içinde. Teknik direktördü sahanın içinde. Yani bir oyuncunun benim arkadaşlarım, futbol oynayan arkadaşlarım bilmem katılırlar mı? Ben öyle hissediyorum en azından. Sahanın içinde oynarken oyuncunun kalitesini daha iyi anlıyorsun. Seyretmekten ziyade. Bazen yuh bunu da mı yapabiliyorsun dediğimiz durumlar oluyor bazı oyuncularda. Bunlardan bir tanesi başı Hacı zaten. İşte bizim Türk oyuncularımız var. Sergen mesela. Zevkle. İzlediğimiz. Beraber karşılıklı oynadığımız. Yani şu anda aklıma gelmeyen birkaç tane daha öyle arkadaşımız var. Kalite böyle bir şey. Hacı topu sürerken her tarafa konuşuyordu. Atıyorum Ümit devam et. Hasan şuraya gel. İşte Suat buraya gel. Yönlendiriyor evet, herkese. Topu sürerken ve sen müdahale edemiyorsun korkudan. Şöyle. Çünkü bir gözü sende zaten. Şimdi öyle bir yeteneği var ki, öyle bir görüş alanı var ki bütün oyuna hakim ve yönlendiriyor, oyunu kuruyor. Oynayan arkadaşlarımız daha iyi bilirler antrenmanlardan, ne bileyim maçlardan devamlı. Biz rakip olarak oynadığımız maçlarda görüyoruz bazı şeyleri. Öyle bir özelliği var ki patlama kuvveti inanılmaz. Sen müdahale edecekken hemen topu tipliyor, önüne bir geçiyor. Ya bırakacaksın ya sarı kart göreceksin. Tabii. Başka şey yok. O da onu bilerek yapıyor. Komutandı açıkçası. Ki zaten o Romanya'da o Çavuşescu dönemi evet, değil mi? İlk çıkışları dünya futboluna enfes bir giriş yaptılar Steaua Bükreş'le. Tabii. Lakatuşlar, Rotaryolar. Hacı, Popescu'lar falan tabii. Yani inanılmaz bir takımdı. Bunlar ordu menşeli olmasına rağmen ondan sonra tabii atladı gitti hem Barcelona hem Real Madrid. Böyle bir kariyerli oyuncu. Yani benim Türkiye'de açıkçası karşılıklı oynadığımdan bahsediyorum. Uzak ara bir numara. Bir numara. İki numara kim? Anelka. Yabancı oyunculardan bahsediyorum. Anelka mı? Evet. İnanılmaz bir oyuncuydu Anelka. Neden uzun süre oynayamadı bilemiyorum ama. Ha gitti. Zaten gitti. Her takımda 1-1,5 sene oynadı. Buradan Bolton'a gitti. Oradan Chelsea'ye gitti. Gol oradan... kralı falan oldu. Ama çok büyük özellikleri vardı ya. Yani inanılmaz fuleli, zeki. Senin geliş mesafeni ayarlıyor ona göre ya duruyor seni durduruyor tekrar tokatlıyor tabii bunlar tabii. Zeka olması lazım tabii. Bunlar yapmak için. Büyük oyuncu da Anelka. 25-26 yaşında geldi buraya. Ama şu da var Alex'i de takdir etmek lazım. Hani çok inanılmaz performans koydu yani o da çok büyük oyuncuydu. Ya bizim zamanımızda gerçekten yabancılar çok iyi futbolcular vardı. Beşiktaş'ta da vardı. Mesela ben o da unutulmazdır Zago Ronaldo ikilisi. Evet. 2003'te şampiyon olduğu sene evet. değil mi Beşiktaş'ın evet. 100. yılında bu oyuncular vardı. Zago Ronaldo, Ahmet Yıldırım yani çok iyi oyuncular vardı bizim zamanımızda. Şimdiki çocuklar da çok iyiler. Ama futbolun şekli biraz daha değişti. Biraz daha sertleşti. Sen Cenk işte de çok gol attırdın. En çok Cenk'e mi attırdın? Ya Cenk'e de attırmışımdır. 2 sene beraber aradık Cenk'le. Attırmışımdır Cenk'e ama
Coşkun'a Veysel'e de çok attırmışımdır. Ersen Martin zaten kuzum. Ersen Martin şimdi rahatsız biliyorsun. Allah sağlık. Ersen Martin başka bir şeydi ya. Ersen Martin çok tatlı bir çocuk. Yani iyi bir insan. Tabii gençler şeyler. Sahanın içerisinde fiziki şeyi var. Avantajı var. Daha Ersen'in çok sıçrama bir özelliği yoktu ama zaten boyu 1.93-1.94'tü. Biz şimdi Ersen anlatırdı bana abi sen ceza sahasının kenarına gelip kafanı kaldıracağını hissettiğin anda ben koşardım derdi. Bu arkadaşını tanımak böyle tabii. Bir şey. Zeki adam. Ben biliyorum Ersen'in oraya koşacağını zaten. Defalarca o şekilde gol attı. Ersen. Ama Cenk başka bir şeydi. Bak Cenk'e ayrı bir paragraf açabilirim. Şimdi bazen bizler hakkında işte geçmişte genellikle çok şükür olumlu işte bazı sitelerde yorumlar yapılıyor. Bana da yapılıyor mesela. Underrated. Değerini bulamamış, şey yapamamış. Bunlardan bir tanesi Cenk'tir. Bu arada Cenk işine geleceğiz. Sana büyük takımlardan teklif geldi mi hiç? Geldi. Kimden geldi? Trabzonspor Beşiktaş. Neden olmadı? Ya çok garip şekillerde olmadı. Yani bana yansıtılan o. Tabii gerçekten olduğunu hiçbir zaman bilemeyiz ama mesela Trabzonspor, ben Siyaset Bay Deprem'den sonra gidip geldikten sonra Trabzonspor'un hocası Giray Bulak'tı. Bir gün dedi ki bana telefon açtı. Sen dedi oğul şeye git. Tatiline git. Seni alacağız. İş bitti dedi. Ama telefonunu kapat. Hiçbir gazeteciyle konuşma dedi. Tamam dedim. Gittim tatile. Kahvaltımı yaptım. Kahve aldım. Çimlerde oturuyorum. Gazeteleri aldım. Fanatik gazetesini bir açtım. Trabzon sayfasında yarı sayfa benim. Hanımdan arıyor. Benim telefonum kapalı. Ben sana demedim mi? Kapalı telefonum. Bak kimden arıyorsun sen beni dedim ya. Benim zaten kapalı telefonum. Böyle bir süreç başladı. Daha sonra ne yazık ki bir şeye döndü. Yarışa döndü. Şu kadar verirdim, bu kadar vermezdim, bilmem ne yapmazdım falan çok muhabbetine döndü. Çok bonservisli kulüp. Yani o dönemlerde herhalde çok istedi. Yani çok istedi. Trabzon'un vermeyeceği bir şey değildi de. Yani pazarlık esnasında bence hoş olmayan şeyler oldu. Anladım. Daha sonra inada bindi iş. İnada bindi. Bu sefer onlar belki Trabzon kanadından ya bizim size oyuncu karşılığında para artı vereceğimiz oyuncunun bonservisi bile bunun zaten iki katı şeklinde bir şey gelince bu sefer de İş egoya kirli döndü. Sakaryaspor'da bu sefer dediler madem iki katıysa satın o zaman bunu verin nakiti verine döndü iş. Böyle garip bir şey. Olmadı velhasıl. Gidemedik yani oraya. Beşiktaş'ta kim istedi? Ya Beşiktaş'ta şöyle bir durum oldu. Emin Önal var. Emin abiyi evet, bilirsin evet. Sen. Emin abi çok yakındır. İzmir'de Beşiktaş camiasına. Ben Emin abiyi tanımam. Tanımıyordum tabii ki. Aradı bir gün beni Denizli'deyken. Pardon Beşiktaş Malatya'dayken özür dilerim. Beşiktaş'ın şampiyon olduğu sene. Ondan sonra dedi ki oğlum ben işte kendini tanıttı böyle böyle ben hani seni çok seviyorum şöyle böyle futbolunu. Konuştuk biraz dedi ki böyle böyle nasıl bakarsın ne demek abi ne münasebet dedim ya gurur duyarım tabii ki falan. Tamam dedi ben dedi biz dedi gerekenleri konuşacağız arayacağız. Bu arada işte o yıllardaki menajerliğimi yapan bir arkadaşımız yani bir yerde oturmuş konuşmuşlar falan. Bana geldiği kadarıyla anlatıyorum ben kimseyle oturup konuşmadım. Dediler ki Beşiktaş şampiyon oldu bu ara. Stad'da 100. yıl kutlaması. O ara yanılmıyorsam lig bittikten bir hafta 10 gün sonra yapıldı. Evet balo. Balo. Hoca gitti kendi memleket hocayı beklediler balo için falan. Serdar Başkan zamanıydı. Serdar Bilgil zamanıydı. Ondan sonra ben de İstanbul'a geldim. O arada tabii başka takımlar da istiyor. İşte Konyaspor'la görüştüm falan. Ama açıkçası Beşiktaş'ı haber bekliyorsun. Bekliyordum. Sonra bu baloda bir kendi aralarında bir gerginlik olmuş herhalde. Toplantı ertesi gün veya iki gün sonra diyelim. Başkan da toplantıyı atıyor bir hafta sonra. Gerek yok diyor. Emin abinin bana söyledikleri buydu. Bana bekler misin dedi. Ben bekleyemem abi dedim. Çünkü bütün takımlar en başta iyi oyuncuları alırlar. Bilirsin. Şimdi protokol yapsak beklerim. Sorun değil. Ama benim iki tane çocuğum var. Eğer bir hafta sonra da bu iş olmazsa ben
alan almış olacak takımlar değerini düşecek. Yani bunları düşünmek gerekiyor. Velhasıl beklemedim o şekilde oldu. Beklemedim. Yani öyle bir şanssızlık. Ben özet olarak anlatıyorum. Yani tabii orada içeride ne oldu ne bitti falan. Bana aksettirileni, aracı olan Emin abinin bana aksettirdiklerini anlattım. Bu şekilde oldu ama Fener'le Galatasaray hiç öyle gündeme gelmedi. Çağdaş Atan'la beraber oynadın. İyi de teknik direktörlük yapıyor. Başarılı. Evet. Nasıl yorumlarsın? Çok severim Çağdaş'ı. Çok gençti tabii beraber oynadığımız zaman. Futbolcu olarak da iyi futbolcuydu. Yani iyi stoperdi zaten. Beşiktaş'ta da oynadı. Evet. Gitti. Trabzonspor'da da yurt dışında da oynadı. Bence teknik adam olarak da çok güzel bir giriş yaptı. Ben önünün açık olduğunu düşünüyorum. Onun adına da çok mutluyum. Çünkü çok sevdiğim bir kardeşim. İşini yapardı. Profesyoneldi. Tabii İzmir çocuğu. Umarım hayali neyse onu gerçekleştirir. O kadar güzel bir çocuk. Hiçbir kötülüğünü görmedim. Ben kaptanlığını yaptım. Takım arkadaşlarıyla kendi arasındaki problemleri de görmedim. Hiç öyle bir çocuk hiçbir zaman olmadı. Gayet profesyoneldi. Gururla da izledim. Futbolculuk dönemlerinde de oraya buraya gitti. Değişik yerlerde, güzel takımlarda oynadı. Şimdi de yine gururla izliyorum. Cenk'e ayrı bir paragraf açalım demiştim. Söz yarım kaldı. Ben Cenk'in de hak ettiği kariyeri aldığını düşünmüyorum. Kesinlikle. Kesinlikle büyük takım oyuncusuydu. Kesin. Kesinlikle milli takım oyuncusuydu. Yanlış hatırlamıyorsam İstanbulspor ve Adanaspor maçı vardı. Ligin ilk maçı. 5 tane gol attı Cenk. Bir gittim. O maçın yüzü sürüyor. Metin'e bir kere milli oldu. Başka da olamadı. Bildiğim kadarıyla. Ümit Milli'yi falan saymıyorum. Benim oynadığım en iyi oyunculardan bir tanesi. Yani bir santrafor, tamam biz iyi pas, orta saha için de o geçerli. Ama santraforun baktığı yere vurabilmesi, değil mi? Ve bunu bile bile yapması çok büyük bir meziyettir. Ve Cenk zaten süratli de bir oyuncuydu. Yani böyle nasıl söyleyeyim, statik bir santrafor değildi zaten Cenk. Çok güzel anılarımız var. Çok güzel 2 sene geçirdik. 20 ya da 21 tane gol attı ilk sene Erciyes'teyken. Ben de aşağı yukarı 15-16 tane asist yapmıştım. İşte 4-5 tane, 6 tane golüm vardı. Yani zaten bir Anadolu takım kaç tane gol atıyor ki sezonda? Tabii. 40 ile 50 arası. Türkiye Kupası'na finale mi çıkmıştınız? Finale, ertesi sene finale çıkmıştık Bülent Hoca ile, Bülent abiyle. O sene düşmüştük ama. Beşiktaş'ta Atatürk Stadı'nda final oynadık. İzmir'de. Beşiktaş kazandı, Bobo atmıştı herhalde. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam Bobo atmıştı. 1-0 kaybetmiştik, Beşiktaş kazanmıştı. O ertesi seneydi. Bülent Korkmaz'la alakalı da söylersin. Bülent Hoca zaten antrenörlüğe de yeni başlamıştı. Bir sene önce Gençler Birliği'nde yardımcı hocalık yaptı sadece bir sene. Ondan sonra bir dinlendi. İlk teknik direktörlüğü bizim orası. Erciyes Kulübü. Başarılı oldu. Başarılı oldu. Biz çok şanssız bir şekilde düştük. Tabii ki başarılı oldu. Yani bir Rize maçı inanılmaz enteresan şeyler oldu sahne. İşte 2 tane penaltı kaçırdık. Rakip 9 kişi. Penaltının ikisini dışarı attık. 10 tane pozisyon. Yani kaba tabirle diyorum. 5 tane pozisyon. %100. Rakip kaleye gelememiş. 1-0 öndesin. 2 tane penaltı kaçırmışsın. 9 kişi. Emrah tek başına sağ kanattan korner bayrağının oraya ümitsizce topu taşıyor. Hani çünkü onlar da 1-0 biz kazanırsak onlar bizim altımıza düşüyor. Biz yukarı çıkıyoruz. Biz ondaki sonraki maçlarımız daha kolay. Bu sefer Rize düşecek. Öyle bir maç. Zaten kısalmıştı ligin boyu. Ondan sonra bir orta kesti. Bütün takım, onlardan kimse yok ceza sahasında. Hepsi biz varız. Bizden oyuncular var. Başka kimse yok yani ceza sahasında. Sadece orta kesti. Bizim Orkun kaleci bağırıyor bırak diye. Bek oyuncumuz da stoper oyuncumuz da geri gidiyor. Kafasıyla çarpıştılar. Out'a gitti. Kornere gitti. O korner döndü. Karambol oldu. Gol yedik. Maç bitti. Allah Allah. Küme düştük. Şaka gibi ya. İnanılmaz bir sezondu. Yoksa Bülent abi başarılı olmuştu. Bence çok şey bir insan. Tabii ki bu olağanüstü bir futbol kariyeri. Olağanüstü. Çok aşırı kendine güvenli bir insan. Ama tabii ki ilk yıllarda
Her insan hatalar yapar, şeyler yapar. Bir gün o maçtan önce, o Rize maçından önce Bülent abiyle odasında kahve içiyoruz. Yani hocam tabii ki ama hani abi diyordum bize daha yakın şey diye. Tabii oyuncuların yanında söylemiyorduk onu yalnızken. Kahve içiyoruz odasında. Bir dergide röportajı çıkmış. Okudun mu dedi. Dur dedim okuyayım. Tamam dedi. Okudum. Ondan sonra tabii futbolculuk kariyerinden bahsediyor. Oynadığı statlarda dünyanın hemen hemen her tarafında oynamış yani. Saygı duymamak mümkün mü yani? Çok büyük bir kariyer. Ondan sonra dedim ki hocam antrenörlük farklı değil mi? Sahanın kenarı. Futbolculuk gibi değil. Bütün statlarda oynadığını biliyoruz zaten. Ezbere biliyoruz biz. Yat lan dedi ne olacak dedi. Antrenörlük de bilmem ne falan dedi. Tecrübe dedi. Ne olacak işte her yerde oynamışım oğlum dedi. Bilmiyor musun dedi. Biliyorum da hocam dedim. Teknik adam tecrübesi sahanın dışı daha farklı dedim. Ben de oynuyorum dedim hala tabii. Oynamama rağmen. Yok dedi büyük bir özgüvenle. Peki sana bir soru soracağım dedim. Tamam dedi. Şimdi sağ bek Gökhan oynuyordu bizde. Erciyes'te. O maçta da Gökhan oynayacak. Ama Fatih diye bir genç kardeşimiz vardı. Stoper sağ bek. 18 yaşında. Tamam hocam dedim. Hafta sonu dedim Rize maçında Fatih oynatsana dedim. Nasıl ya dedi Fatih oynatayım dedi. El ayağı titrer dedi. Hani dedim tecrübe önemli değildi. Öyle değil dedi. Ben dedi bir sürü takımda bir sürü yerde dedi sahada şey oynamışım falan dedi. Futbol oynamışım. Ya hocam dedim antrenörlük. Ama bizde başarılı oldu. Dediğim gibi tamamen şanssız bir şekilde düştük. Yani şanssız bir şekilde düştük. O demoralizasyonla gittik kupada. Beşiktaş hani baş başa bir maç oldu ama Beşiktaş bizden daha üstündü tabii. Yani yendiler. Kupayı aldılar. Öyle bitirdik sezonu. Ondan sonraki seneler tabii Bülent Hoca bir sürü yer çalıştırdı. Hani çok uzun olmasa da. Ben çok severim. Çok değerli bir insandır benim için. Mert kardeşi takım arkadaşımdır. O da çok kıymetli bir insandır benim için. Çok onların da çok büyük hizmetleri oldu Türk futboluna. Timuçin abi çok teşekkür ederim. Ben ağzına teşekkür sağlık, ederim. Ayağına sağlık. İyi ki geldin. Götürdün abi. Bizi 20-25 evet, senelere evet, oralara. Biraz duygulandın abi. Aynen, güzel oluyor aynen, böyle abi. Aynen öyle. Geçmişe aynen. Gitmek güzel oluyor. Evet aynen. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim abi. Ayağına sağlık. Sevgili seyirciler, Timuçin Bayazıt'la geçmişe gittik. Anıları, hikayeleri sizlere aktardık, sizlere taşıdık. Gelecek programda yeni konularla, yeni konuklarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın efendim.